Ben Senem Eriş, Gençlik Meclisi üyesiyim, HDP Gençlik Meclisi. Biz Gençlik Meclisi olarak ilk günden beri Adıyaman'dayız. Buradaki halkımızla beraber dayanışma içerisindeyiz. İlk günden beri çadır yapımı olsun, erzak dağıtımı olsun, bu gibi görevlerde kolektif bir şekilde hep beraber dayanıştık. Öyle biz yurtsever halk olarak ve gençlikle beraber çok fazla bir yardımlaşma, dayanışma söz konusuydu. Kolektif bir akılla hep beraber işlerin üstesinden geldik. Bu şekilde güzel bir sistem oturttuk ve bu şekilde de ilerliyor. Genç kadınlara ve diğer gençlere çağrımız, burada çok fazla insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bugün geçtikçe azalmıyor, aksine artıyor. Buradaki insanların gün geçtikçe bize daha çok ihtiyacı oluyor. Bu bağlamda genç arkadaşlarımızı deprem bölgelerine çağırıyoruz. Beraber dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Ben Feridun Çelik, HDP Gençlik Meclisi üyesiyim. Yani arkadaşlar ilk günden beri burada, ben de dahil olduğum süreçten beri gözlemlediklerim bayağı enkaz var. Yani yıkılan evler, müdahale edilmemiş yerler vardı. Ondan sonra yani yeterli ihtiyaçlar yeterince karşılanamıyor. Yani öncelikle barınma, ısınma, yeme içme, ondan sonra yani temel olan ihtiyaçlar, özellikle temiz su da, evet, temiz su ihtiyaçları da vardır. Yani dayanışma, yani yetkililer kendi görevlerini yapmadıkları için bize bir dayanışma gereği duyduk. Bu dayanışma olmasaydı halkın durumu daha da kötü olacaktı. Yani burada bir nevi halkın birlik ve beraberliğini sağlamış olduk. Yani farklı farklı illerden gelerek halkımıza destek olduk. Farklı şehirlerde farklı arkadaşlar da halkımızla dayanışma içerisinde. Yani emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani 300-400'e yakın arkadaş geldi, bizimle dayanıştı. Bizimle çalışmalar yürüttü. Çadır kurmak olsun, erzak dağıtımı olsun. Yani bu tarz çalışmalarda bize yardım ettiler. Yani kolektif çalışma sadece herkesin bir yerde toplanmasıyla değil, ihtiyaca göre konumlanmaktan geçiyor. Yani kendi şehirlerinde yardım toplayan insanlar var. Onlar da bizimle aynı şekilde dayanışma içerisinde. Burada fiziksel güç gerektiği için biz de buradayız. Burada bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Ondan sonra yani arkadaşlar hazırlıyor, biz dağıtıyoruz. Burada ekipmanı gönderiyor, biz burada kuruyoruz çadırlar, elektrik tesisatı, özellikle yani bu yönde şey diyorlar. Yani ilk günden itibaren yani birçok genç arkadaş heyecanla bölgeye akın etti. Yani önemli olan bu yardımların, bu fiziksel olarak halkın ihtiyaçlarını giderme açısından erzak dağıtımı, taşınması, bu yönde bir süreklilik gerekiyor. En azından yaralar sarılıncaya kadar yani yardımların devam etmesi gerekiyor. İnsanların buraya desteğe gelmesi gerekiyor. Bu yüzden tüm genç arkadaşlarımızı burada yardıma bekliyoruz.